Erişilebilir betimlemeli gitar eğitimi ders 25. Merhaba arkadaşlar. Bu derste beraber gitarımızın 1 ve 2 no'lu mi ve si tellerini beraber kullanacağımız parçalara başlıyoruz. Burada melodik anlamda beraber kullanacağız. Henüz aynı anda ikisini birlikte tınlatmak için azıcık vaktimiz var. Ona da geliyoruz. Evet, parçamız 4 dörtlük. Sağ elimiz arkadaşlar yine i ve m yani işaret ve orta parmaklarla çalıyor. 1 ve 2 kesinlikle arka arkaya vuruluyor bunlar. Yani aynı parmak tekrarlanmıyor. Bir birinci parmak, bir ikinci parmak. Şimdi burada özellik var tabii. Si telinden başlayacağız. Yavaş yavaş onun üzerinde ilerleyip mi teline gideceğiz. Onun da son içindeki sol notasına kadar gelip geri dönüp yine si teline doğru girip parçayı bitireceğiz. Yani arada bir tel değiştirme durumu olacak. Belki o size biraz yabancılık hissettirebilir. Orada bir ufak takılmalar, elinizin hani mi teline geçerken si teline de değmesi falan gibi durumlar olabilir. Onlar zaman içinde öğrenecektir veya hemen öğrenecektir. Evet, şimdi arkadaşlar ben metottaki bu ilk çalışmayı ezberleme bakımından biraz karışık buldum. Dolayısıyla size bu ders içerisinde kendim hani kulaktan da kolayca öğrenebileceğiniz ama pratik yapabileceğiniz birkaç çalışma vereceğim. Evet, ilki şu olsun arkadaşlar. Hatta çok fazla bono ve solfejde vakit kaybetmeyelim isterseniz. Yani şu, 4 tane si vuralım, tarif edeyim biraz. 4 dörtlük olsun parçamız. Sonra 4 vuruşluk uzun bir si vuralım. Sonra do'ya geçelim, bunu yapalım. Sonra re'ye geçelim, bunu yapalım. Ondan sonra zaten mi teli geliyor. Mi'ye geçelim, yapalım. Fa'da yapalım, solde yapalım. Yine fa'ya doğru dönelim. Hep önce 4 tane birer vuruşluk, sonra 4 vuruşluk bir tane nota yapalım. Bunu yine C'ye kadar indirelim. Gelin çalalım. Hiç öyle değişik yöntemler denemeyelim. Bir tane çalmış olayım arkadaşlar. Notasını da söyleyeceğim. Siz benimle birlikte bunu tarif ettiğim şekilde belki şu anda bile başlasanız çalacaksınız. Veya bir kere dinleyin zaten hemen kavrayacaksınız. Çünkü bir sistematiği var. Ezber gerektirmiyor. Buyurun hazır. Evet. Hazır. Son. 2, 3, 4. Si, 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 2, 3, 4. Do, 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 2, 3, 4. Re, 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 2, 3, 4. Tel değişiyor. Mi, 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 2, 3, 4. Fa, 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 2, 3, 4, sol, 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 2, 3, 4, fa, 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 2, 3, 4, mi, 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 2, 3, 4, tel değişiyor, re, 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 2, 3, 4, do, 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 2, 3, 4. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar 4 vuruşluk notalarda parmağımı eğer bir perdedeyse hiç kaldırmadım ki 4 vuruş sonuna kadar uzasın, tınlasın yani. Hani bazen 2 vuruşluk nota oluyordu, 2 vuruşluk sus oluyordu. O zaman ona göre davranıyorduk, kapatıyorduk, kaldırıyorduk parmağımızı falan. Burada sonuna kadar çaldık. Bir yerde yani C'den mi teline geçerken mesela bende şöyle bir şey oldu. Hafif birinci parmağım o do falan üzerinde biraz büküldüğü için alttaki mi teline geçerken o boş mi'de hafif bir kapanık ses duyuldu. Bu başımıza gelebilecek bir şey. Bunlara dikkat edeceğiz. İlk çalışmamız bu arkadaşlar. Şimdi ikinci bir çalışma kurgulayalım. Evet, bu da şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Biraz daha hareketli bir şey olacak. Hatta arkadaşlar şimdi size ilk defa burada bir şey göstermiş olacağım. İlk defa yarım vuruşluk notaları yaşayacağız. Yani sekizlik notaları yaşayacağız. Bakalım sizi zorlayacak mı? İnşallah biraz acele etmiyorumdur.
Şöyle yapacağız. Müziğimiz şu. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Yani si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Bunu arka arkaya istiyorsanız 50 defa falan çalalım. Özellik şu. Bu arada sol'ü kullanmıyoruz. Yani şu anda sol notasını kullanmayalım ritim bozulmasın diye. Ve arkadaşlar ayağımızı vururken bakın. İki tane notaya bir tane ayak vuruyoruz. Şöyle. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Yani si, do'da bir tane. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do. Arkadaşlar elimi veya ayağımı her vuruşunda, yani o hani inip kalkma sırasında bir vuruş tükeniyor. Bir vuruşluk zaman tükeniyor. Ve siz bu bir vuruşun içinde inerken bir tane nota vuruyorsunuz, çıkarken bir tane nota vuruyorsunuz. Bunlar işte yarım vuruşluk notalar oluyor. Yani sekizlik diyoruz bunların adına. Bu derse bu bilgiyi katmış olduk. Evet. Böylece arkadaşlar gelin bu dersi daha da uzatmayalım. Çünkü böyle bir yenilik geldi. Siz biraz bununla uğraşın, çalışın. Müziğin akışıyla ayak vuruşunuz arasında bir problem olup olmadığına bakın lütfen. Sonra zaten bu sekizlikler yine yakında girecek. Biz kısa bir süre sonra zaten arkadaşlar biraz daha tanıdık bildik bu iki telle yapılabilecek biraz daha tanıdık bildik melodiler vereceğiz. Nispeten çünkü alanımız genişledi. Yani en azından 3 artı 3 toplam 6 notamız oldu. Si, do, re, mi, fa, sol bir şeyler buradan azıcık tanıdık bir şeyler çıkartırız, eğleniriz diyelim. Ve böylece bu dersimizi de kapatalım. Evet, bir sonraki derste tekrar buluşmak üzere. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.